Kürt halkımızın seçimlerde kendi oylarını kullanmalarının çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İmkanları olmayanlara destek vererek oy kullanacakları yerlere taşıma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu şundan çok önemli, yani genel seçimlerden daha önemli kılan şey 100, 200, 500 oyla kazanılan ve kaybedilen belediyeler var bölgede. Ve buralara çok ciddi bir toplumsal mühendislikle yapılan AKP iktidarının yaptığı çalışmalar da var. Yani şu ana kadar bir bizim bildiğimiz ki daha fazlası mümkündür. 60 bin civarında orada yerleşik olmayan, orada seçmen olmayan polis ve kolluk güçlerine kaydırdıklarını biliyoruz. Bu zamana kadar izledikleri seçimi kazanırlarsa nasıl olsa kayyum atarız. Biz kayyumla ellerinden alırız politikasından farklı bir stratejiye döndüler. Bu yöntemlerle seçim almak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Biz de bunun için gerçekten orada yaşayan, gerçekten oranın halkı olan, gerçekten oyunu orada kullanması durumunda olan insanlarımızı oraya taşıyarak oylarını kullandırmaya çalışıyoruz. Önemli bir çalışma. Her şeyden önce biz sandıklara girmiş olan oyların, gerçek oyların olduğu gibi hakiki bir şekilde çıkmasından yana olduğumuz için yapılan bu tüm usulsüzlükleri boşa çıkartma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bunu da başaracağız. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet, bundan önceki seçimlerimizde de zaten belirlediğimiz ilçeler ve o ilçelerde bir yoğunlaşma var. STK'lar bunun başında geliyor zaten. Yani İstanbul, özellikle İstanbul bir diaspora ve tüm yöre dernekleriyle hemen hemen ilişkilerimiz var. Bu yöre derneklerinin desteğini alıyoruz. Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. İşçi havzaları var ki bu çok önemli bizim için. Kürdistan'dan buraya çalışmaya gelen insanların çok büyük bir kısmı inşaat sektöründe çalışıyor. Sendikalarla birlikte, sendikaların da desteğiyle bizim örgütümüzün de bu havzalara yönelerek işçilerle yapmış olduğu çalışmalar var. Öğrenciler var, okumak için gelen öğrenciler. Onlara dönük etkili çalışmalarımız var. İstanbul'un 3 bölgesinden ilçe ilçe ve bu yoğunlaşmış Kürt halkımıza dönük planlamalarımız var, etkili planlarımız var. Genel böyle bir duyuruyla, çağrıyla çalışmalarımızı sürdürmüyoruz. Temasla, diyalogla, birebir görüşmelerle, aslında çok merkezden yerine kadar, ilçe örgütlerimize kadar oluşturmuş olduğumuz bir sistem ve bu sistem üzerinden iletişimimiz söz konusu. Sadece batıdan değil, sadece biz buradan bulduğumuz insanlar değil, aynı zamanda bölgeden de bize gelen şeyleri de, kişilerle de gidip görüşüp onları sistemimize dahil etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda merkezimize direkt giden işte karakod uygulamalarımız var ve orada iletişim bilgilerimiz var. Bu iletişim bilgilerine kim başvurur ise anında o bilgi hangi il ve ilçemizle ilgili ise oraya bu bilgiler akıyor, iletiliyor ve ilçe örgütümüz de o insanlarla temas kurup gereken işlemleri yapıyorlar. Yani bir telefon hiç önemli değil aslında nereye aradığı, ya da merkez ya da ilçe ya da il, bizim broşürümüzde yazan herhangi bir telefona bir başvuru o seçmenin sorununu çözebilecek bir altyapıyla mümkün. Biz yani hedefimiz çok yüksek, onu da tutturacağımızı inanıyoruz, o şeyle çalışıyoruz. Şu aşamada, bu zamana kadar geldiğimiz süreçte biraz zorluklar yaşadık ama artık şey de oturdu, hem sistemimiz oturdu hem yönleneceğimiz kesimleri daha net. Şimdi örgütümüz de motive olmuş durumda. Son günler, zaten bu işler biraz son günlere kalır, son haftalara kalır. Bir parantez açarak şeyi de belirtmek isterim. Kendi imkanlarıyla gitmek isteyen çok vatandaşımız da var. Biz onlarla da iletişim halindeyiz. Onların da bilgilerini alıyoruz ve sisteme giriyoruz. Yani böyle bir sadece iyi gidiyorlar demiyoruz.
hem takipteyiz, hem ihtiyaçları varsa ya da destek vermemiz gereken şeyler varsa onlara da destek vermeye çalışıyoruz. Biz evet 60 bine yakın bir seçmen taşıdık o dönemde. Çok büyük zorluklara rağmen taşıdık aslında. Yani bir de biz diğer partiler kadar böyle mali yanı çok güçlü partiler de değiliz. O dönemde biraz öyleydi. Mali sorunlarımız, sıkıntılarımız vardı ama bu sorunları da aşarak biz 60 bine yakın bir seçmeni aslında bölgeye taşıdık. Şimdi onun üstüne çıkma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mart'ta en geç otobüsle gidecekler var. Birçok şeyle destek vermeye çalışıyoruz tabii. 29 Mart'ta gidip 3 Nisan'da dönecek şekilde bir plan yapıyoruz. Yani şöyle özellikle Kürt halkımıza seslenmek istiyorum. Yani gerçekten bölgede AKP iktidarının yapmaya çalıştığı şeyi boşa çıkartmak için bir oy önemli değil anlayışından sıyrılmak, kurtulmak lazım. Bu çok önemli. O bir oy çok şeyi değiştirebilir. Biz bunun için çalışmalara hazırız, varız. Kendilerine destek olmaya varız. Mutlaka bulundukları yerlerde ilçe örgütlerimize gidip nerede oy kullanacaklarsa oraya gitmeleri, talebinde bulunmalarını istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz.